Herkese bir kez daha merhaba arkadaşlar. Evet, DS2'ye beklenen güncelleme ile artık Renault Range D geldi. Oyunumuzda mevcut. Bu son güncelleme yaparsanız direktmen Renault Range D'yi de artık oynayabilirsiniz. Biz de ilk seferimizi şöyle bir atalım. Neredeyiz? Orijinal map'teyiz. Burası İtalya haritasında Palermo'ya ait bir yer. Ve şuradan başlayayım ben. Şurası bir topraklı yollar var. Şuradan geçip gidelim. Kısa bir tur olsun. Yani maksat Renault Racing'i denemek olsun. Şuraya limana gidelim Palermo'da. Evet. Hemen işte bakın. Racing'i benimki yüksek ve yataklı aldım ben bunu. Sanırım içinde 2-3 tane mevcut şeyi var. Seçeneği var. Ben bunu aldım. Hemen içinden şöyle bakalım. Orada bir dakika. Şöyle kalsın. Evet. İçi de böyle. Artık o aylardan beri beklediğimiz Range D nihayet geldi. Ufak bir hemen aracı start verelim. Haydi bakalım. Şöyle bir Range D'yi yoralım. İlk şey oyunumuzda topraklı yoldan gitsin. Haydi bakalım. Burada şu el feneri bakın elevasyondu. Efsane gözüküyor. Bu arada grafik modun da artık natürlüş. Gerçekten efsane bir grafik modu. Yani tek kelime süper diyebilirim. Da kullanabilirsiniz. Eğer sistemimiz el veriyorsa tabii. Şimdi şu topraklı yoldan geçelim yavaş yavaş. Bilerek kısa tutup amaç sadece aracı şöyle ilk seferinde sürmek oldu. Efsane gözüküyor yalnız. Yol da mükemmel. Şöyle farktan gidelim. Yavaş yavaş. Zaten kısa mesafe yolumuz. Yani zaten Range D'yi biliyorsunuz. Haberler hep çıkıyordu. Yani geldi gelecek her an gelebilirdi. En sonunda artık geldi. Ücretsiz direkt güncellemeyle Renault galerisinde bulabilirsiniz. Evet, sahibine artık hep mükemmel gözüküyor. Akşam olunca, gece olunca, diyeyim, sabah olunca bu güneşin, bulutların, şu anda gökyüzünde bulunacak ama canlılığı gerçekten muhteşem. Yağmurun yağışı da harika bir şekilde yine. Bu sisli puslu havalar mükemmel görünüyor ama bugünkü bizim asıl modumuz Range D artık güncel bir şekilde oyunumuza geldi. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Bizim de ilk seferimiz böyle oldu. Topraklı yollar. Birazdan ana yola bağlanacağız. Oradan da Palermo limanda artık bırakırız. Liman deneyim. Efsane yalnız ya. Sallan sallan gidiyor valla. Çok da güzel bence.
Burası maden ocağı galiba. Pardon ya da mermer ocağı herhalde. Artık biz normal yolumuza geldik. Yavaş gideceğim zaten kısa mesafe olduğu için. Sağa dönmeye hazırlanın. Sağa dönün. Sola dön. Dakikamız kalmış. Hemen geldik. Kısa bir video oldu ama hani amaç zaten Rage TV oynamaktı kısaca. Yine bu araçla gideriz daha sonra. Farklı yerlere. Ve Palermo şehri. Döner kavşakta ikinci çıkış. Karnımız da böyle. Şimdiki çıkış. Evet, limana geldik artık.
yani. Böyle. Sağda kalın ve sonra sağa dön. Sağa dön. Artık geçtim. Sola dön. Sağa dön. Nasıl bir yer lan burası böyle? Sağa mı döneyim? Çok enteresan. Gel geri abi. Evet, videonun sonu çıkmaz yola girdi yani. Her neyse, zaten amaç bu rençliği kullanmaktı. Ve artık rençliğini kullanmış olduk. Oyunda geldi, güncellendi, son sürümde direkt giriyor, herhangi bir ücret de yok yani, direkt oyun rençliği artık mevcut. Böylelikle rençliği artık kullanmış olduk. Evet, sonraki videomuzda yeniden görüşürüz. Şimdi